Şimdiden iyi haftalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Bugün 12 Temmuz pazartesi. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası yeni haftanın ilk gününe yeşil rengin hakim olduğu yeni bir tabloyla başladı. Lider kripto para benim bitcoin dolar cephesine 34.000 dolar seviyesinin üzerindeki hareket sürüyor. Son 24 saatlik dirimde %2.60 oranında bir yükseliş var. Ethereum ise 2150 dolar seviyesine ancak 2311 dolar seviyesinin hala altında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız analizlerde 2311 dolar seviyesine özellikle dikkat çekmiştik. Bu sebeple Ethereum'da evet, henüz iyi şeyler söylemek için erken gibi gözüküyor. %2.81 oranında bir yükseliş var. Yine son 24 saatliklerinde Bitcoin'le hemen hemen başa baş gidiyor. Önemli kripto para bilimlerinden Doge, Dogecoin'de %2.08, Binance Coin'de %5.31, Adada %2.54, XRP'de ise %5.86 oranında bir yükseliş var şu dakikalar itibariyle. Ekranda 4 saatlik Bitcoin dolar grafiği açık. Aslında bu 4 saatlik grafikte teknik anlamda Bitcoin dolar paritesi için söyleyebileceğimiz iki tane olumlu şey var. Bir tanesi 33.815 dolar seviyesinin üzerine çıkılması ve bu seviye üzerinde yaklaşık 4 tane kapanış gerçekleşmesi. 4 tane 4 saatlik periyotta kapanış gerçekleşmesi. Bir diğeri ise aslında 15 Haziran tarihinde başlayan Bitcoin dolar paritesi üzerindeki satış baskısını fazlasıyla hissettiren bu mavi ile gösterdiğimiz düşüş trend çizgisinin kırılması. Daha önce hatırlarsanız kırmızı ile gösterdiğimiz bir trend çizgisi vardı. Bunun üzerine çıkılmış ancak mavi ile gösterdiğimiz bu trend çizgisi aşılamadığı için paritedeki hareketlerin sınırlı kaldığını söylemiştik. Nitekim şu anda 33.815 dolar seviyesini tam kesiştiği nokta aslında 33.815 dolar seviyesinin parite üzerine çıktı ve mavi ile gösterdiğiniz bu düşüş trend çizgisinin de bir nevi yukarı doğru kırma yönde bir hamle yapmış oldu. Şimdi biz bunun teyidini nasıl alacağız? Aslında biz bunun teyidini 35 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla alacağız Bitcoin dolar paritesinde. 35 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarsa parite, 35.517 dolar seviyesindeki bir ara de, ara direnç noktası var. Burada bir miktar zorlanabilir. Ancak bu yakalanan bu iğme ile beraber bu seviyenin kırılabileceğini ve 36.533 dolar seviyesindeki şu anda paritede en kuvvetli görülen çok çok kısa vadede en kuvvetli görülen direnç noktasına doğru yatay direnç noktasına doğru bir hareketlenme olabilir Bitcoin dolar paritesinde. Bunun dışında Bitcoin dolar paritesi son dönemde yaşanan sert düşüşle beraber biliyorsunuz 32.000 dolarlı seviyeler test edilmişti. İşte 32.000 dolarlı seviyelerden başlayan çok agresif olmayan bir yükseliş trendi oluşmak üzere kırmızıyla gösterdiğimiz. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Paritede son dönemde yaşanan bütün yükselişler ya da düşüş trendleri çok çok kısa vadeli oluyor şu anda bu oluşmaya çalışan o yüzden oluşmaya çalışan bir yükseliş trendi olarak nitelendiriyoruz. E, Bitcoin dolar paritesindeki bu kırmızı tren çizgisini. Şimdi bu tren çizgisinin destek noktası hemen hemen yatay destek noktasıyla yani 33.815 dolar seviyesiyle kesişiyor. İçinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle o zaman 33.815 dolar seviyesi paritedeki yukarı hareketin devam etmesi için daha üst seviyelerin test edilmesi için en kritik destek noktası. O zaman biz senaryomuzu öncelikle 33.815 dolar seviyesi üzerinde parite kalıyor mu bunun üzerine kuracağız. Bunun üzerine kaldığının testini yani teyidini aldıktan sonra paritede artık biz 35.500 36.500 dolar seviyesindeki sadece 35.000 dolar seviyesinde bir ara, de, ara direnç noktası var onu belirtelim. 35.000 dolar seviyesinde çok kuvvetli olmayan bir ara direnç noktası olmak üzere paritede 35.500 ve 36.500 dolar seviyelerindeki direnç noktalarına doğru kademeli de olsa bir hareketlenme beklentimizin yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bu olumlu senaryo. Maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatörü kısmen de olsa bu olumlu senaryo destekler nitelikte. O zaman biz şu anda Bitcoin dolar paritesinde şu anki teknik görünüm itibariyle 35.500, 35.000 ve 36.500 dolar seviyelerindeki direnç noktalarını test edilme olasılığının biraz daha yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Ancak tekrar edelim. Kripto para piyasası sadece Bitcoin üzerinde değil, kripto para piyasası son dönemdeki en kırılgan dönemlerden bir tanesini yaşıyor. Herhalde en kırılgan zamanlarından bir tanesini yaşıyor. Şu anda haber odaklı giden bir piyasadan bahsediyoruz. Her türlü gelebilecek haber çok sert aşağı çok sert yukarı şekilde etkileyebilir gözüküyor şu anda piyasayı. Ancak şu anki normal şartlar altında eskiden kimya derslerinde gördüğümüz normal şartlar altında NŞA diyelim. Ee, şu anki görünüm 35.500, 35.000 ve 36.500 dolar seviyedeki bulunan direnç noktalarının test edilebileceği yönünde teknik anlamda. Yukarı yönlü hareketlerde dediğimiz gibi bu trenç çizgisi baz alınabilir. Bu trenç çizgisinde şu an itibariyle 33.800-34.000 dolar seviyesinde bulunan bir destek noktası var. Peki olumlu senaryo dışında olumsuz bir gelişme olursa 33.815 dolar seviyesi bildiğiniz gibi söylediğimiz gibi önemli destek noktası bu seviyenin altında 33.200 dolar seviyede bir ara destek noktası var ancak 33.800 dolar seviyesinin altına gelinmesi parite tekrar 32.300 dolarlı seviyelere kadar 32.800-32.300 dolarlı seviyelere kadar bandına kadar bir geri çekilme riskini fazlasıyla gündemde tutacak bu unutulmamalı. Özetlersek Parite şu an için teknik görünüm, altını çizerek söyleyelim teknik görünüm olumlu. Bu teknik görünüm olumlu teknik görünüm 35.000, 35.500 ve 36.500 dolar seviyelerinde bulunan trend noktalarının test edilme olasılığını arttıran bir teknik görünüm. Normal şartlar altında biz bu seviyelerin test edilmesini bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Ancak dediğimiz gibi kırılgan bir yapı ve haber odaklı bir yapıdan bahsediyoruz şu anda. Haber odaklı olumsuz bir yapı gelmezse bu seviyeler test edebilir. Aksi durumda ise 32.300 dolar seviyesinin görülme riski 32.300-32.800 dolar bandının görülme riskinin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Ters bir durumda Bitcoin dolar paritesi için. Hemen isterseniz bir de Neo'ya bakalım. Şimdi Neo'da teknik anlamda ilk dikkat çeken nokta ve aslında Neo üzerindeki satış baskısının oluşmasına neden olan nokta diyelim. Yaklaşık 20 Mayıs tarihinde, 20-21 Mayıs tarihinde başlayan kırmızı ile gösterdiğiniz bu düşüş trend çizgisi. Neo bu trend çizgisini yakın dönemde birkaç defa kırmaya çalıştı. Özellikle 3 Haziran'daki çok sert bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişle beraber bu seviyeyi kırmaya çalıştı. Ancak Neo'daki bu seviyenin kırılması denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve Neo tekrar yönünü aşağı çevirdi. Ve piyasadaki olumsuz seyirle beraber Neo'da biz yaklaşık 29 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi gördük. Hatta 25 dolar seviyelerin 26 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi gördük. O zaman Neo'da şu andaki yukarı hareketi edebilecek tek önemli nokta teknik anlamda bu kırmızı ile göstermiş tren çizgisinin yukarı kırılması. Neo'da şu an için bu tren çizgisinin direnç noktası ise yaklaşık 35.67 dolar seviyesine denk geliyor. Kabaca 36 dolar seviyesi. 36 dolar seviyesinin üzerine çıksa bile bu neo için yeterli çünkü biz bunun yani bu kırmızı ile gösterdiğimiz tren çizgisinin yukarı kılmasının teyidini 37.68 dolar seviyesinde bulunan yatay direnç noktasının kırılmasıyla anlayacağız çünkü e, ta, yakın dönemde dikkat ederseniz bu seviyeler yani 37.68 ve 38.50 dolar seviyelerini neo test ediyor ama yatay direnç noktasını kıramıyor. Burası son derece kuvvetli bir nokta. Bu seviyenin kırılmasıyla biz NEO'da 42, 46 ve 44, 86 dirençlerine test edilmesini bekleyebiliriz. Ancak NEO çok uzun süredir bu direnç noktasının, e, düşüş direnç çizgisinin altında hareket ediyor. Zeyd 37, 68 ve 38, 50 dolar seviyesindeki direnç bölgesinin kırılması NEO'da bu direnç bölgelerinde kırılmasına sağlayabilir. Ve NEO'da 51 dolar seviyelerindeki, e, 51 dolar seviyelerinde kısa vadede hedeflenebilecek gibi gözüküyor. O zaman NEO'da yukarı hareketi tetikleyebilecek senaryo üzerinde durduğumuz takdirde bu tren çizgisinin kırılmasını üzerine e, senaryolar üretmemiz gerekiyor. Bu tren çizgisinde bu dakikalar şu dakikalar itibariyle 35-45 dolar seviyesinde 36 dolar seviyelerinde bir direnç noktası olduğu unutamamalı. Ancak bu direnç noktasının kırılmasının teyidi 37-68 ve 38-50 dolar seviyesindeki direnç bölgesinin hacimli kırılmasına ve üzerine kapanış yapılmasına bağlı. O zaman ne o da biz olumlu senaryoları fazlasıyla gündeme alabiliriz. Kısa vadeli indikatör olarak baktığımız ve son dönemde makteme indikatörü çok ciddi anlamda zayıflamış negatife dönmek üzereydi. Ancak yönünü tekrar yukarı çevirdi. Kararsız bir seyir var. Şimdi olası geri çekilmelerde ise tetikli kısa kesikli kesikli çizgiyle gösterdiğimiz 32.65 dolar seviyesi. Ne da çok kısa vadeli destek noktası. Bu seviyenin altına gelmesi durumunda ise biz ne ya da tekrar 26-29 dolar bandına doğru bir geri çekilme hareketi bekleyebiliriz. O, özetleyelim o zaman. Ne da Yukarı hareketi tetikleyebilecek tek unsur bu trend çizgisinin yukarı doğru kırılması. Bunun kırılmasının teyidini ise 37.68 ve 38.50 dolar seviyesinin yukarı geçilmesiyle alacağız. Bu moralle beraber 42.46 ve 44.86 dolar seviyesinde bulunan yatay dinaj noktasında kırılma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve 51 dolar seviyesini hedefleyebiliriz. Ancak NEO'da kesinlikle 37.68 ve 38.50 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılıp bu noktanın çok kuvvetli destek noktası haline gelmesi şart. Bu şartlar gerçekleşirse da yukarı yönlü hareketlerin ciddi anlamda e, masada olacağını söyleyebiliriz. Bugünkü video analizimiz haftanın ilk video analizinde Bitcoin dolar partisiyle beraber Neo'ya beraber baktık. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.